Şimdi hiç tartışmayalım. Açık ara çeyrek finalin en iyi eşleşmesi. Olay net budur. Almanya, İtalya. Seyret seyret doyama. Euro 2012'nin rövanşı bu aslında. İtalya o maçı 2-1 kazanıp finale gitmişti. Üstelik toplamda 20 kez karşılaşmışlar ve İtalya daha ağırlıklı 11 kez kazanmış. Yani bir İtalyan psikolojik üstünlüğü var. Ama Mart'ta hazırlık maçında Almanya 4 gol attı. 95'ten sonra ilk kez yendiler İtalya'yı, feci dağıttılar. Oysa Almanya Avrupa Futbol Şampiyonları'nda İtalya'yı hiç yenemedi. Toplamda 8 kez Dünya Kupası kazanmış 2 takım var karşımızda. Maç kesin muhteşem olacak. Şöyle düşünün, bütün Avrupalılar bunlardan daha az kazandı. Conte'nin 3-5-2'ye dönmesini sağlayan adam Joachim Löw. Mart'ta ikili orta sahası çok zayıf kalıp 4 gol yiyince bir anda Juventus taktiğine geri döndü. Şu anda acayip bir futbol oynayan İtalya'yı, bu canavarı bir nevi Joachim Löw yarattı. Sahaya çıkması beklenen 22 oyuncudan 16'sı kart ceza sınırında sakat. Yarı finaller için iki takım için alarm. Almanya maç başı şut, topa sahip olma, pas başarısı, maç başı dribling gibi neredeyse tüm ofansif istatistiklerde turnuvanın lideri ve henüz gol yemediler. Şimdi bu korkutur insan. İtalya ise son 8'e kalan takımlar arasında maç başına en fazla pas arası yapan ekip. 15 pas arası yapıyorlar. Yani defans sağlam, onlar da az buz değil. Bu maçta maksimum keyif çok kolay. Nereye bakarsanız alırsınız. Önce bir İtalya'ya bakalım. İtalyan orta sahası, Belçika'nın o atletik orta sahasını da, İspanya'nın pas 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 diyen o meşhur pas oyununu da bozdu. Üstünlük kurdu onlara. Şimdi sırada karşılarında Kroos ve Khedira'dan oluşan Almanya orta sahası var. Zor iş. Conte'nin çok işe yarayan 3-5-2'si inanılmaz formda olan Khedira ve Kroos'a karşı bakalım ne yapacak. O orta saha mücadelesi maçı çok belirleyecek. Siz oraya bakın, başka yerlere de bakın. Maksimum keyif kolay bu maçta ama orta sahaya bakın. Turnuvanın 11 ile seçilmesi daha turnuva başlarken belliydi ama Kroos yine de acayip işler yapıyor. Müthiş yönetiyor Almanya'yı. 4 maçta %93 pas başarısı. Maç başına 111 başarılı pas. Birinci bölgede 4 başarılı dribling ve 2 top çalma. Yani olabilecek her şey var adamda. Conte'nin orta sahası herkesi yıldırdı ama Kroos'u yıldırır mı? Bana o iş bende diyecek adam Kroos gibi geliyor. Bir de bu var. Ne var? Tarih var. Tarihi seviyoruz bir de bu vardı. İki takımın maçları her zaman büyük keyif ama 1970 Dünya Kupası'na gidelim. 4-3'lük yarı final, 100 yılın maçı, hatta Dünya Kupaları tarihinin en güzel maçı olarak nitelendirilir. İtalya'nın son saniyelere 1-0 önde girdiği, Milan'da oynanan, Schlenger'in son saniyede uzattığı, sonra 5 gole giden o uzatma dakikaları, İtalya'nın kazandığı maç, finalde de kaybettiği turnuva. O maçı hatırlamadan bu maç olmaz, bir de bu var.